أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن Ey iman edenler! Yüce Allah'ın size helal kıldığı nimetlerin temizlerini kendinize haram etmeyin. Aşırı da gitmeyin. Çünkü Yüce Allah Celle Celaluhu aşırı gidenleri sevmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ buyurdu. وَكُلُّ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ Yüce Allah'ın size rızık olarak verdiği nimetlerden helal ve temiz olarak yiyin ve kendisine inandığınız Allah'tan onun azabından korkun. Ona sığının, onun korumasına teslim olun. Yani müttekilerden olun. Takva yolundan ayrılmayın. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
من أسضنا أن تضعنون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون Yüce Allah sizi bilmeyerek ettiğiniz yeminlerinizle sorumlu tutmaz. Fakat bile bile söz verdiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutar, hesaba çeker. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden 10 fakiri doyurmak veya giydirmek ya da bir esir azat etmektir. Bunlara gücü yetmeyen 3 gün oruç tutar. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizin kefareti budur. Bununla beraber yeminlerinizi yerine getirin. Belki şükredersiniz diye Yüce Allah Celle Celaluhu ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Ya الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أي إيمان edenler içki şarap, sarhoşluk veren maddeler, kumar, putlar, kısmet çekilen zarlar, bütünüyle şeytanın pis işlerindendir. Onun için siz ondan kaçının. Haramların tümünden kaçının ki yakayı kurtarabilesiniz. İşte kıymetliler, açık açık içkinin sarhoşluk verenin tamamı, hamir, müskir, kumarın her türlüsü, putların her türlüsü, şans oyunlarının,
zarların her türlüsü. Şeytanın amelinden bir pisliktir buyurdu Cenab-ı Hak. Bunların tümünden ve tüm haramlardan kaçının ki o zaman umulur ki kurtulursunuz, felaha erersiniz buyurdu Cenab-ı Hak. فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ buyurdu. اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Lain şeytan var ya, İçki ve kumarda sırf aranıza düşmanlık ve kin sokmayı, sizi Allah'ı anmaktan, Allah'ı zikretmekten, ilimden, irfandan ve namaz kılmaktan alıkoymayı ister. Artık vazgeçersiniz değil mi diyor Cenab-ı Hak. فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. وَيَطِيعُ اللَّهَ وَيَطِيعُ الرَّسُولَ فَاحْذَرُوا. Yüce Allah'a ve O'nun şanlı Peygamberi Muhammed'e itaat ediniz. Sakın ola ki karşı gelmeyiniz, isyan etmeyiniz. Emirlerini terk ederek isyan etmeyiniz ve haram ve günahlarla da isyan etmeyiniz. فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاَعْلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا فَعَلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Yüce Allah'ı iyi anlayın, iyi dinleyin. Peygamberi dinleyin. Karşı gelmekten sakının. Eğer kulak asmazsanız biliniz ki peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğden ibarettir. Sonucu iyi hesap edin. لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وَعَمِلُوا
ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. İman edip faydalı işler yapan, sevaplar işleyen kimseler artık sakındıkları ve imanlarında sebat edip faydalı işlerine, ameli salihlerine devam ettikleri, sonra takvalarında ve imanlarında derinliğe ulaştıkları, sonra bu takva ile beraber her yaptığını güzel yapan, ihsan mertebesine erdikleri takdirde daha evvel tattıklarından dolayı kendilerine bir sakınca yoktur. Allah Celle Celaluhu iyilik yapanları sever. Allah muhsinleri sever. Vallahu yuhibbul muhsinin buyuruyor. Muhsinler Allah'ı görür gibi Allah'a ibadet eden, Allah'ın gördüğünü unutmayan, iyilikte yarışan insanlardır. Ya eyyühellezine amenu leyebilvennekumullahu bişey şeyin mine saydi tenaluhu eydikum ve rimahukum li'allemallahu men yakhafuhu bil'ghayb femen i'tedâ ba'de zâlike felehu azâbun elîm. Ey iman edenler! Haberiniz olsun ki Yüce Allah kıyabında kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için muhakkak sizleri av gibi bir şeyle imtihan edecek. Bir av bolluğu ki isteseniz elleriniz de yetişebilecek. Mızraklarınız da kim bunun üzerine saldırırsa işte ona elem verici bir azap vardır. Ey kıymetliler, hayat imtihandır. İmtihanı kazanamayanlar için sonuç tehlikelidir. Cenab-ı Hak vaktiyle ihramlı iken Müslümanların etrafına avları doldurdu. Çünkü ihramlıya av avlamak yasaktır, hele de kara avı. İşte burada imtihanı kazananlar için müjdeler olduğu gibi, kazanamayanlar için de فَمَنْ يُتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيمٌ buyurdu. Elem verici bir azap vardır bu imtihanları kazanamayanlar için buyurdu.
Onun için bu imtihanlar dünya imtihanlarına da benzemiyor. Sonuç tehlikeli. İmtihanı kaybeden Allah'ın şiddetli azabına çarpılıyor. Ya eyyühellezine amenu la tegattülüssayde ve entüm hurum ve men gatelehü minkum تَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُم بِهِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام Ey iman edenler! Siz ihramdayken av öldürmeyin. İçinizden her kim onu kasten öldürürse, Kabe-i Şerif'e ulaşacak bir kurbanlık olmak üzere, öldürdüğü hayvanın dengi bir ceza ona verilir. Buna aranızdan adaletli iki kişi karar verir. Ya da o ölçüde fakirleri doyurmak veya onun dengi oruç tutmak üzere bir kefaret vardır. Ta ki böylelikle yaptığının vebalini tatmış olsun. Yüce Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim bir daha yaparsa Allah Celle Celaluhu ondan onun intikamını alacaktır. Allah ve Tekaddes Hazretleri çok güçlüdür. İntikam sahibidir. Vallahu azizun züntikam. Hiç unutma. اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ مُحْرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
Deniz avı ve onun yenmesi size ve yolcu olanlarınıza yiyecek olması bakımından helal kılındı. Kara avı ise ihramda bulunduğunuz sürece üzerinize haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Çünkü onun huzurunda bütün mahlukat toplanacaktır mahkeme-i kübrada, ruz-i cezada. Ahiret aleminde bunu da hiç mi hiç unutma. Cealallahu Ka'betel beytel haram kıyamen linnâs ve şehrel haram vel hediye vel galâid zâlike lite'lemû Allah'a ya'lemu ma fi's-semâvâti ve ma fi'l-ardı ve en-Allâhu min kulli şeyin alîm. Yüce Allah Kabe-i Şerif'i, o beyti haramı, o haram ayları ve boyunları bağlı ve bağsız kurbanları insanlar için hayat kaynağı yaptı. Bütün bunlar Yüce Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini sizin de bilmeniz içindir. Gerçekten Yüce Allah her şeyi bilir. İ'lemû ennallâhe şedîdül iqâbi ve ennallâhe gafûrur rahîm. Ey insanlık âlemi, ey Allah'ın kulları, hiç unutmayın, bilin ki muhakkak ki Allah şiddetli azabın sahibidir. Yani şedidül ikaptır. Ve hiç unutmayın, Allahu Teala gafur ve rahimdir. Biliniz ki gerçekten Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ayrıca Yüce Allah çok bağışlayandır. Pek çok merhamet sahibidir. Allah gafurdur. Allah rahimdir. Mâ alel-rasûli illel-belâv. Vallâhu ya'lemu tunduna ve ma tektumun.
şanlı peygamberlerin ve şanlı peygamberimiz Hazreti Muhammed'in üzerine düşen sadece bir teplidir. Açıkladığınız ve gizlediğiniz her şeyi bilecek olan ise yalnız Allahu Teala'dır. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. De ki, pisliklerin çokluğu tuhafınıza gitse de pis ile temiz bir değildir. O halde ey temiz özü düşünebilen aklı olanlar, Allah'tan, onun azabından sakının ki kurtuluşa erebilesiniz. Ya eyyühellezîne âmenû تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Ey iman edenler! Size açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sorup durmayın. Oysa Kur'an-ı Kerim indirilirken sorarsanız onlar size açıklanır. Yüce Allah şimdilik onları bağışladı. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Vallahu gafurun halim buyurdu. Gandi se'elleha gavmin min gablikum thumme islahu biha kafirin. İşte tehlikeyi gördünüz mü? Nitekim öyle meseleleri sizden önceki bir topluluk sordu da sonra o yüzden kafir oldular. Sormalı ama onu tasdik edebilmeli, ikrar edebilmeli, seve seve. İnkar ettiğin zaman kafir olacağın işlerinden de dikkat et. مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الَّذِينَ
كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Yüce Allah ne kulağı yarılanı, ne serbest bırakılanı, ne erkek dişi ikiz doğuranı ve ne de on doğum yapmasından dolayı yük vurulmayan hayvanların hiçbirini Allah'a adanmasını meşru kılmadı. Fakat o inkar edenler, putperestler, Allah namına yalan söyleyerek ona iftira atıyorlar. Onların çoğunun da aklı ermez, akılsız kimseler. İşte putlarına adadıkları bir sürü şeylerden bahsetti Cenab-ı Hak. Allahu Teala'nın emir buyurmadığı, yapın demediği şeyleri uydurdular. Kulağı yarılana ayrı bir mana verdiler. Serbest bırakılana ayrı, erkek dişi ikiz doğuranlara ayrı, yük vurulmayanlara ayrı, ayrı mana verdiler. Bunların hepsi Allah'a yalan uydurup Allah'a iftiradır. İşte putlara kesilen, Allah'tan başkasına kesilen bütün kurbanların durumu da böyledir. Bunların çoğu ne dindardır, ne akıllı insanlardır. Aklı ermeyen, dindar olmayan, putperestliği din zanneden, şirki küfrü iman zanneden, bunlar akılsız, imansız kimselerdir. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Bu sapık insanlara, bunlara Allah'ın indirdiği hükümlere ve peygambere gelin denildiği zaman bize atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyler yeter diyorlar. Ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yola gitmeyen kimseler idiyseler de mi diyor Cenab-ı Hak. Babası putperest, adam o yolu tutmuş, o da putperest. Babası atası müşrik, o da müşrik. Babası atası komünist, o da komünist. Öbürü animist, öteki naturist. Cenab-ı Hak ne diyor? Gelin diyor. Allahu Teala'nın peygambere indirdiğine gelin diyor. Peygamber Muhammed'e tabi olun. Yüce İslam'ın yüce değerlerine öncelikle iman edin, tasdik edin, ikrar edin ve amelde, ahlakta, hukukta da komple İslam'ı yaşayın. Ameli salih işleyin buyuruyor. Sapık ataların yolundan gidilmez. Eğer senin ataların, ebe icdadın, dede icdadın Kur'an-ı Kerim'e bağlı ehli sünnet yolundaysa ona kimse bir şey demez.
Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men yedalle ize tedeytum. Şu müjdeye bakın. İslam aleminin dikkat etmesi gereken yüce emirlerinden işte biri de budur. İlallâhi mercî'ukum cemî'en feyünebbi'ukum. İlallâhi mercî'ukum cemî'en feyünebbi'ukum bimâ kuntum. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltmeye bakın. Siz doğru gittikten sonra diğer sapıtanlar size bir zarar veremez. Sonunda hepinizin gidişi Allah'adır. O size neler yaptıklarınızı o zaman haber verecektir. Feyünebbi'ukum bima kuntum ta'melun buyurdu. Ey Müslüman! Eğer sen doğru gidersen, izehtedeytüm diyor Cenab-ı Hak. Siz doğru gittikten sonra sapıktan sapanlar, sapıtanlar size zarar veremez diyor. La yedurrukum men dalle buyuruyor. Bundan önce de ne diyor? Ey iman edenler! Aleyküm enfüseküm. Siz kendinizi düzeltmenize bakın diyor. Ya إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ. Ey iman edenler! Herhangi birinize ölüm hali geldiğinde, vasiyette bulunurken, kendi aranızdan iki adil, şahit veya
yolculuk ederken ölüm musibeti başınıza geldiğinde sizden olmayan iki şahit tutun. Bunları namazdan sonra alıkorsunuz. Şüphelendiğiniz takdirde şöyle yemin ederler: billahi akraba da olsa yeminimizi hiçbir bedelle değişmeyiz. Allah'ın şahitliğini gizlemeyiz. Yoksa hiç şüphesiz vebale girenlerden oluruz diye yemin verin bunlara. Böyle yemin ettirin diyor. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ Eğer bunların bir vebal işlediklerine vakıf olunursa, o zaman tercih edilen bu ikisinin yerine bunların aleyhlerinde bulundukları karşı taraftan diğer iki şahit getirilir ve şöyle yemin ederler: billahi bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur. Biz hakka tecavüz etmedik. Yoksa hiç şüphesiz zalimlerden oluruz diye yemin ettirin diyor. ذلك أدنى يأتوا بالشهادة على وجههما على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين İşte bu, şahitliği olduğu gibi yerine getirmelerine ve yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedilmesinden korkmalarına en yakın bir çaredir. Allah'tan korkun ve iyi dinleyin. Çünkü Yüce Allah, Celle Celal, yoldan çıkmış isyankarlar güruhunu doğru yola çıkarmaz, onlara Allah hidayet etmez. Vallahu la yehdil kavmel fasikin buyurdu. Cenab-ı Hak şirkten, küfürden, nifaktan, fıskı fucurun her türlüsünden bizleri korusun. Bütün kötülüklerden de.